Senet Hatta'nın YouTube kanalımızın izleyenleri, Türkmenistan gündemi haber bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizdeki haber başlıkları, Türkmenistan'da uluslararası haber alanında işbirliği konulu forum düzenlendi. Türkmenistan, Afganistan'da komşu ülkeler toplantısına katıldı. Ve son haberimiz, 2. Avrupa Birliği Orta Asya Ekonomik Forumu Kazakistan'da yapılacak. İlk haberimiz, Türkmenistan'da uluslararası haber alanında işbirliği konulu forum düzenlendi. Başkent Aşgabat'taki Uluslararası İlişkiler Enstitüsü'nde düzenlenen foruma Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehribe Şimova, ülkedeki yabancı misyon temsilciliklerinin iletişim müşavirleri, uluslararası kuruluşların temsilcileriyle yerel ve yabancı medya katıldı. Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı Bilgi Analiz Bölüm Başkanı Murat Özbekbayev'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen forumda yalan haberlerle mücadelede dünya tecrübesi, sahte haberlerle mücadelede bilgi okuryazarlığı, gençlerde bilgi okuryazarlığının geliştirilmesi ve yalan haberlerle mücadelede gazetecilerin eğitiminin önemi konuları ele alındı. Forumda konuşan ABD'nin Aşgabat Büyükelçiliği basın ateşesi Helen Shaw, internet platformlarındaki haberlerin %60'a yakınının İngilizce olduğunu belirterek İngilizce öğrenmenin gazeteciler için önemli olduğunu vurguladı. Türkiye'nin Aşgabat Büyükelçiliği'nin iletişim müşaviri Hayrettin Bektaş da medyanın son 20 yılda büyük değişim yaşadığını söyledi. İnternetin keşfiyle başlayan bu dönüşümün bilgiye ulaşma noktasında büyük kolaylıklar sağladığını dile getiren Bektaş, ancak bilginin doğruluğu konusunda doğru orantılı gelişimin gösterilemediğini ifade etti. Teknolojiden bağımsız bir iletişim dünyasının düşünülmesinin zor olduğunu ve dezenformasyonun önüne geçebilmek için teyit hatlarının faydalı olacağını kaydeden Bektaş, gazetelerin kendi ofislerinde teyit hatları bulunmalı. Bireylerin medya okuryazarlığı geliştirilmelidir. Bunun için gazeteciler, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, hükümetler ve akademisyenler birlikte hareket etmelidirler. Her içerik ve bilgiye doğru bilgi olarak yaklaşarak itibar edilmemelidir, dedi. İkinci haberimiz, Türkmenistan, Afganistan'a komşu ülkeler toplantısına katıldı. Özbekistan'ın Semerkent şehrinde Afganistan'a komşu ülkeler Özbekistan, İran, Çin, Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Rusya Dışişleri Bakanları 4. toplantısı başladı. Özbekistan Dışişleri Bakan Vekili Bahtiyar Sayıdov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya Çin Dışişleri Bakanı Qin Gang, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraceddin Muhriddin, Pakistan Dışişlerinden sorumlu Devlet Bakanı Hina Rabbani Kar ve Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vefa Hacı'ya katıldı. Toplantının açılışında konuşan Sayıdov, komşu ülkelerin Afganistan'la ilgili ortak tutum ve yaklaşım izlemesi açısından bu toplantının önemli olduğunu vurguladı. Sayıdov toplantıda Afganistan ile ilgili yapıcı ve verimli görüşmelerde bulunacaklarını ifade ederek, bu ülkedeki durumun yakın gelecekte de küresel ve bölgesel güvenliği etkileyen önemli etkenlerden biri olmaya devam edeceğini belirtti. Bahtiyar Sayıdov günümüzde Afganistan'daki sosyoekonomik durumun ağır olduğunu kaydederek, bu nedenle Afgan halkına insani yardımın yanı sıra ekonomik altyapı projelerinin desteklenmesi gerektiğini de vurguladı. Toplantıda bakanlar Afganistan'daki mevcut duruma ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Toplantının sonunda Afganistan'a komşu ülkeler Dışişleri Bakanları 4. toplantısının sonuçlarına ilişkin Semerkent Deklarasyonu imzalandı. Afganistan'a komşu ülkelerin Dışişleri Bakanlarının ilk toplantısı Eylül 2021 tarihinde video konferans formatında, ikincisi ise Ekim 2021'de Tahran'da, üçüncüsü ise Mart 2022 tarihinde Çin'de düzenlenmişti. Son haberimiz, 2. Avrupa Birliği Orta Asya Ekonomik Forumu Kazakistan'da yapılacak. 2. Avrupa Birliği Orta Asya Ekonomik Forumu 18-19 Mayıs 2023 tarihlerinde Kazakistan'ın Almaty kentinde gerçekleştirilecek. Forumun amacı, Avrupa Birliği, Orta Asya'nın 3 temel öncelik alanında yani yeşil ve dijital geçiş, iş ortamının iyileştirilmesi ve son olarak ticaret ve bağlanabilirlik katılımına teşvik etmektir. Toplantı, özel sektörle daha fazla etkileşim ve her iki bölgeden işletmeler arasında işbirliği için öneriler sunacak.
Forum, üst düzey hükümet yetkililerine, Avrupa Yatırım Bankası'na, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'na, diğer ikili ve uluslararası finans kuruluşlarına, özel sektör temsilcilerine ve sivil toplum üyelerini bir araya getirecek. Avrupa tarafına Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis başkanlık edecek. Etkinlik, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı ile ortaklaşa düzenlenecek. Sayın Atatürk'ün YouTube kanalımızın seyircileri, Türkmenistan ile ilgili Türkçe haberlerimizi atatürktürkmenistan.com haber sitemizden takip edebilirsiniz. İyi günler.